görme şansı bulacağız. Evet ve Tom Kench Zoe yasaklamalarıyla seçim yasaklama ekranına geçiş yapmış bulunuyoruz. Şimdi Youth Crew ikinci yasaklamasını da yapacak. Nar. Nar yasaklanıyor, evet. Evet, nar yasaklanıyor. Evet, evet. Evet, evet. Gerçekten de nar yasaklanıyor. Gerçekten nar yasaklaması. HVA Gaming şimdi ikinci yasaklamasını gerçekleştirecek. Ben daha ya en azından alt koridor ve orta koridora odaklı yasaklamalar bekliyorum. Ve Kalista yasaklaması da geldi. Kalista, ya nereden baksak aslında 3 mevsimdir çok fazla yasaklanan bir şampiyon. Alt koridorda cidden yani koridorun en kuvvetli şampiyonlarından bir tanesi, 6. seviye olduktan sonra inanılmaz bir oyun potansiyeline sahip. O yüzden takımlar daha tek düze bir rakip, tek düze bir koridor karşılaşması istediklerinde Kalista'yı yasaklıyorlar. Çünkü sürpriz yapmaya çok müsait bir şampiyon Kalista. 3 tane tank yasaklandı. Evet ve 2 tane de nişancı yasaklandı HVA tarafından. Kog'Maw ve Kalista yasaklandı. Ve bakalım Elvin ilk seçimden ne tercih edecek? Yani Youth Crew'un da oldukça iyi bir takım olması bekleniyor ama şu anda o performansı çok gösteremiyorlar. Gösteremediler ilk maçta. Evet bakalım. Daha tabii ligin en başındayız. Evet. Hiçbir şey belli değil. Yani bu arada ben buradan hani ufaktan Twitter üzerinden yazdığım şeyi de tekrardan hatırlatmak istiyorum. Hiçbir takımı tek maçla değerlendirmemek lazım. Evet. Bir iki hafta bekleyip iki hafta o performansların, o takım uyumunun, sinerjinin oturmasını birazcık beklemek lazım. Hı-hı. Ve solo koridorlarını en baştan gösterdi. Azir ve Ornn tercihinde bulundular. Tabii önden Braum yasaklamadıkları için Ornn tercihinin karşısına hemen bir Braum çekti HVA. Evet, solo koridorlarını erkenden gösterdiler ama solo koridorlara da en güçlü şampiyonları aldılar diyebiliriz aslında. Çünkü hani Ornn'u açık bıraktı HVA Gaming, Azir'i açık bıraktı HVA Gaming ve Youth Crew da hiç durmadı ve bu iki şampiyonu anında aldı. Bizler hatta görür müyüz, ben onu merak ediyorum. Kassadin geliyor. Oo. Ve Ninja Coco mücadelesinde de sahne olacak bu maç. Yani Kassadin'in Azir'e karşı güçlenmesi birazcık vakit alıyor. Çünkü Azir oyunun erken safhalarında hem koridoru çok rahat ittiren hem de çok 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 fazla dürten bir şampiyon. Ya bu arada şuna da baktığımız zaman Ninja belki de en az şey beklediğimiz Koreli oyuncuydu. Hı hı. Ama dün gayet iyi oynadı. Evet evet. Tabii ki yani Ninja da adından böyle çok bahsetmediğimiz ama bu ligdeki birçok oyuncudan belki de daha deneyimli oyunculardan bir tanesi. Onun da oynadığı ligleri ve takımları düşünecek olursak. Şu anda da oldukça mutlu görünüyor. Hı-hı. Ekranlara geliyor Ninja. Ve ilginç bir detay. Hani her takımda iki tane Koreli oyuncu var. Hı-hı. Galacticos'ta da iki tane İsveçli oyuncu var. Ama HVA Gaming'de bir Danimarkalı bir de Koreli var. Evet. Bakalım onlar sinerjiye biraz daha önem verdiler. Çünkü benzer bir kadroyla aslında Yükselme Ligi'nde. Yükselme Ligi'nde oynadıkları kadroyla şu an kadro arasında sadece Zico yerine Ninja evet, var. Evet, evet. Yani tek değişiklik var. Zico da Brezilya'ya Red Canids Corinthians takımına transfer oldu. Cho'Gath ve Gangplank yasaklamaları geliyor Youth Crew'dan. Yani olabildiğince üst koridoru rahatlatmaya çalışıyorlar. Bakalım. Evet, üst koridora Shen gelecek. Evet. Ve Armut'un da yine Yükselme Ligi'nde iyi oynadığı şampiyonlardan bir tanesiydi. Ya zaten ben şunu Yükselme Ligi'nde şunu gördüm. Ne oynarsa oynasın fark etmez. Armut'un oynadığı şampiyondan hep bahsediyorduk. Yani kendisi etkili bir oyuncu. Ve ya bunu hep söylüyoruz aslında. Şampiyon Ligi ilginç bir şekilde çok iyi üst koridor oyuncuları çıkarıyor. Zek tercihi. Ya şu anda Tristana ve Azir için hakikaten çok iyi bir kompozisyon kurdular. Ve bu kompozisyon bu ilk en azından seçilen 4 şampiyon öne geçtiği zaman da yok edebilecek, geri düştüğü zaman da çok rahat minyon temizleyebilecek, oyuna tutunabilecek şampiyonlardan oluşuyor. Defans konusunda da yani acayip başarılı ve iyi bir kompozisyon. Şu ana kadar en azından gördüklerim, ben söyleyebilirim ki yani Youth Crew'un kompozisyonu hiç fena değil. Son seçim gelecek HVA Gaming tarafından. Onların Youth Crew'un kompozisyonunu değerlendirdik. Bir de HVA'nınkini değerlendirme fırsatı bulacağız bu seçimlerden. Ve Jarvan geldi. Burada tabii durum
Jarvan çok doğru bir seçim mi emin olamadım. Çünkü Jarvan'dan kaçabilecek çok şampiyon var karşıda. Evet. Jarvan'dan kaçacak çok şampiyon var ve şu anda koridorları pek kuvvetli değil EVA'nın. Yani bir bütün olarak oynadıkları zaman 5'e 5 takım savaşlarında birilerini belki kitleyebilirler. Ve Kassadin özellikle oyun sonunda çok büyük bir tehdide dönüşebilir tabii ki. Ama yani baktığım zaman Ornn'a karşı Shen, Azir'e karşı Kassadin, Tristana Tarik'e karşı Varus, Braum koridoruna bakınca Yuutkru belki alt koridor dışında diğer koridorlarda bayağı üstün görünüyor oyunun erken safhalarında. Alt koridorda da tabii ki en ufak yapılacak bir hamle Tristana ve Tarik'in o koridoru dümdüz etmesini sağlayacaktır. Peki oyun geç safhaya kalırsa Kassadin mi yoksa Tristana mı daha üstün sence? Tristana yani... daha üstün. Yani Kassadin'in daha menzile girmesine pek izin vermeden elinden çıkardığı 1-2 otomatik saldırıyla Tristana hemen yani abi sen buradan uzakla sen yakınımıza giremezsin mesajı verebiliyor Kassadin'e. Yani aslında şunu diyebilir miyiz? Sözünü böldüm ama hani erken safhada Yuutkru'nun koridorları güçlü dedin. Hı-hı. Ama aslında geç safhada da Yuutkru daha güçlü görünüyor birazcık. O tamamen aslında HVA'nın nasıl oynayacağına da bağlı. Yani birilerini kitleyip takım savaşının başlamasına, gelişmesine izin verip sonra arka taraflardan ışınlanla veya görünmeyen bir yerden Kassadin'i çıkarıp arka arkaya skor kovalamasını sağlarlarsa o zaman işte işler değişebilir. Kassadin çünkü tamam yani dümdüz böyle karşılıklı dans ederken takımlar çok güçlü bir şampiyon olmayabilir ama beklenmedik bir yerden ortaya çıktığı zaman yeni rünlerle beraber bir takımı yani 5 kişiyi birden dümdüz edebiliyor. Ve mücadeleye geçiş yapıyoruz. Hı-hı. Şampiyonluk Ligi'nde birinci hafta ikinci günün üçüncü karşılaşması. Bir tarafta yeni ismiyle, yeni markasıyla Yuutkru. Geçtiğimiz sene onları Oyun for Crew olarak biliyorduk ve diğer tarafta da HVA Gaming. HVA Gaming zaten yılların eskitemediği köklü takım. Ve sizler de oylamaya katılabilirsiniz şu anda. Bu maçı kimin kazanacağını düşünüyorsunuz? Bunu chat'e, sohbete 1 veya 2 yazarak belirtebilirsiniz. Yuutkru için 1, HVA Gaming için 2 yazmanız gerekiyor. Bakalım oylamanın sonucu ne olacak? Bakalım seyircilerimiz neler düşünüyor? Sen ne düşünüyorsun Can? Kompozisyonlara bakarak Yuutkru'nun üstün göründüğünü söylemek istiyorum ben. Özellikle orta koridorda minyon uçuran da var elinde ve Coco'nun o koridoru domine etmesi gerekiyor. Sadece dikkat etmesi gereken bir Jarvan var. Ninja da tabii ki rakibinin kendisini dürteceğini bildiği için Doran kalkanıyla başlamış. Azir'e karşı oldukça etkili bir eşya. Ama tabii ki Kassadin'in erken safhalarda oyun stili çok belli. Q atıyorsunuz rakibin kafasına. ve mananız bittiği zaman yani piliniz de bitiyor. O yüzden mana konusunda Doran kalkanı onu sıkıntıya sokacaktır. Bu arada alt koridor oldukça takaslı başladı. Açı orada Zeus'u sersemletmeyi başarıyor. Ve evet. Ya Tristana E açmadı mı acaba? Onu merak ediyorum. Açmış ama kullanmadı. Az önceki takasta. Bu arada oylamamızın sonucu da belli oldu. Yuutkru %58.4. HVA Gaming %41.6 seyircilerimiz Yuutkru'nun kazanacağını düşünüyor bu mücadeleyi. Onlar da seninle aynı fikirdeler diyebiliriz. Evet, yani ben yine de tabii ki böyle tahminlerde temkinli olma taraftarıyım. Çünkü özellikle yeni rünlerle yani pratik zeka taşıyan bir Kassadin 16. seviyeden itibaren apayrı bir canavara dönüşüyor. Her zaman zaten Kassadin'in kuvvetinden bahsediyoruz ve... Kassadin'in en büyük kısıtlayıcısı Bordus. Bu arada Elvin doğru çok zor durumda kalacak. Sıçrası kullandı ama ilk kan gelebilirim. Burada son bir vuruş lazım. Son anda kalkan geldi Elvin'den ama Armut için son vuruş. Armut ilk kanı alıyor. Trix'ten güzel bir baskın ve tutuştur da burada yeterli olmadı. Biraz zorlandı orada HVA Gaming ama ilk kanı almayı başardılar. Şimdi tutuştur kullandığı için şeyi de değiştiremiyor. Yani değiştirse bile ışından bekleme süresinde olacak. Evet değiştirmeden gitti koridora zaten. Alt koridorda takaslar devam ediyor. Madness'ın üzerinde yine yükler birikti. Ve orada sersemletme de kaçtı Tarik'ten.
Şu anda üst koridor bayağı zora düştü Elvind için. Trix'ten güzel baskın. Evet, bu arada tabii hani izleyicilerimize yeniden hatırlatalım. Elvind dizginsiz büyü kitabıyla girdiği için sihirdar büyüsünü ilerleyen dakikalarda ışınlana çevirebilecek. Evet, yani aslında bunu ikinci dakikadan itibaren yapabiliyorsunuz. İkinci dakikada bir yük geliyor. Ama tabii ki sihirdar büyünüzü kullandıysanız çevirseniz bile bekleme süresinde oluyor. Elvind de o takasta tutuşturu kullandığı için hemen orada ışınlana çeviremedi. Aynen. Halbuki öyle kullanmasaydı koridora ışınlanıp gelebilecekti. Belki de. Evet, ve alt koridorda da oldukça ortada giden bir mücadele görüyoruz. Aslında yani alt koridor şu ana kadar beklediğimden çok daha aktif geçiyor derken anında skoru alıyorlar orada. Skor da Zeus'a gitti. Biz biraz böyle son saniyesine yetiştik ama yani zaten orada sürekli olarak takas çıktığı için yine bir şeyler olacağı belli gibiydi. Ve Madness'la Zeus'un ne kadar agresif oynadığını görüyoruz. Madness yeni Vandal boss'unu bulmuş gibi duruyor şu anda. Yani Vandal Boy'la oyun tarzlarının uyuşmadığından pek bahsediyordu aslında. Hayır ama Vandal Boy'un agresif oyununu sevdiğini, evet, Vandal Boy'un, evet, koşup koşup öldüğünü söylüyordu. Şimdi işte Zeus'un artısı koşup koşup ölmemesi olabilir. Çünkü hani ben birazcık özellikle Kore'de teknik derecede oynadığı maçları gördüm. Gerçekten çok agresif bir oyuncu ama sınırını bilmeyi başarıyor çoğu zaman. Öyle bir artısı var. Yani birazcık Mokka ile Vandal Boy'un karışımı ama Mokka kadar da stratejik düşünmeyen bir versiyon bakalım diyebiliriz. Bakalım buradaki takas nasıl geldi? Açı öne çıkınca dümdüz, evet, üzerine atlamışlar zaten. Zeus gerçekten çok iyi yakalamış buradaki pozisyonu. Yani buradaki... Bu arada skoru da Madness'a bırakabilirmiş ama. Evet. Almayı hak etmiş diyelim o sersemletmeyle. Evet. Açı'nun da burada cidden kullandığı, daha doğrusu aldığı pozisyon yani felaket ötesiymiş. Özellikle Çalı'da da pek bir görüşleri yokken. Evet, Elvind bu arada değiştirmedi. Bakalım bir daha üstte dönüne değiştirecek mi yoksa tutuşturla bir şeyler yapmaya çalışacak mı ilerleyen dakikalarda? Şu an tabii nehirde görüş olmadığı için çok temkinli oynamak zorunda Elvind. Bu arada nehirde görüş olmadığı için noktasına baktığımız zaman nehirde HVA'nın dominant bir görüşü olduğu için de diyebiliriz. Çünkü her şeyi totemlemişler. Yani. Saçar tohumun orayı totemlemişler, ormanın girişini totemlemişler, mavi güçlendirmenin arkasını totemlemişler. Ve üst koridordaki minyon farkı da açılmaya devam ediyor. Oito aşağıya geldi ama orada zaten totem var. Ama totem, evet, totem görmüyor bu arada. Totem? Doğru. Kontrol totemi olduğu için orada görmüyor Oito'yu. Ya bir şey diyeceğim. Ya da, hayır, görmüyor. Efektten dolayı sen Mojito önüne geçtiği için öyle düşündün ama çok güzel girdi Mojito araya. Açu bir kere daha sersemledi. Açu'nun sıçrası olmadığını biliyoruz ama kuleden çok fazla hasar aldılar çünkü minyonlar henüz yeteri kadar ileride değildi. Trix de şimdi buraya geldi. Mojito da oradaki totemi alıyor giderken. Orta koridorda ninja'nın durumu hiç fena değil bu arada. Yani minyon farkının çok açılmasına izin vermemiş. Evet, yani Kasadin'in geride kalmasını beklersiniz hele ki böyle bir koridorda ama Ninja şu an gayet iyi durumda. Mavi güçlendirmeyi de alacak. Mavi güçlendirmeyi alırken biraz vakit kaybedecek. Orada muhtemelen kuşaklı bayağı minyonu kaybedecek. Evet. Oradaki 4 minyona veda edecek. Trix'in birazcık hazırlayıp sadece son vuruşa bırakması gerekirdi. Ninja'nın burada geri düşmemesi için. Evet, 10 milyona çıktı o fark ama birazcık tabii azalacak. Ninja muhtemelen buradaki bütün minyonları almayı başaracak. Ve farkta bir minyon dalgası civarında seyredecek. 68-73 hiç fena değil. Ninja için. Bu koridorda ittirecek çünkü kuşatma minyonu olmadığı için bu koridorda. Daha hızlı bir şekilde itmesini sağlayabilecek buranın. Bu arada Youth Crew'da 5 oyuncuda da kronometre var. Evet, henüz hiçbiri kullanılmadı. Kritik bir takım savaşı bekleniyor onların kullanılması için. Tabii şeyi de söyleyelim, o Elvind'in öldüğü pozisyonda kronometre henüz kullanılamaz durumdaydı. Evet, evet. Orada belki de kronometrenin zamanı gelmiş olsa bir oyunla hem kendini kurtarabilir hem de kuleden gelen hasarla skor bile alabilirdi Elvind.
Çünkü Trix bayağı az canlı çıktı orada. Şimdi Kasarin'in asırlık sopaya doğru ilerlediğini göreceğiz. Diğer tarafta Nashor'un dişini alacak Azir. Ve yani o eşyalar tamamlanırken yavaş yavaş bu koridor dengesinin, hatta yani şu an itibaren koridor dengesinin ninja'ya doğru kaydığını göreceğiz. Çünkü defansif anlamda hiçbir şey sağlamazken Nashor'un dişi asırlık sopa bayağı yüksek miktarda can ve mana sağlıyor size. Evet. Ama tabii bu maçla alakalı şöyle bir detay da var. Coco'nun kariyerindeki en iyi şampiyonu için Azir diyebiliriz. O yüzden bu maçta ben ondan ekstra hareketler bekliyorum. Azir'in metada bir numaralı şampiyon olduğu dönemde çünkü Coco da Kore'deki sayılı orta koridor oyuncularından bir tanesiydi. Çok çok başarılı bir performansı vardı o dönem. Hatta o sene 15 maçta 10 galibiyeti vardı profesyonel karşılaşmalarda. Azir'le. Ninja şöyle bir dürttü Yampir'i ama. Şu Yampir'den bir 5 mana çekeyim. Ve bakalım tekrar deneyecekler alt koridoru. Yalnız Açu çok zor durumda kaldı. Güzel kronometre. Ve Vanshin ultisi de çok iyi geldi. Armut buraya muhteşem bir zamanlamayla geliyor ama Mojito birazcık takımını kurtarmaya çalıştı. Yeterli değil. Şimdi orada parçalarına ayrılan bir Mojito görüyoruz. Işınlanla Elbit buraya geldi. Ulti ama Revanş. Kasarin geliyor. Kapıyı açtı, burada kapattı. Ninja arkadan Mojito'yu almaya geldi. Hasar yetecek mi? Hayır, hasar yetmiyor. Trix'in hasar da yetmedi. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Oradan çıkmaya başlıyor Mojito bir canla. Armut çok az canlı. Coco yetişti şimdi ama. Kasadin yani Ninja oradan çıkmayı başaracak. Kimse ölmedi. Ama ölüm gibi bir şeydi. Öyle bir şey işte. Gerçekten acayip bir savaş oldu Mojito. Oradan bir canla falan çıktı. Krista hangi şarkıyı söyleyeceğini şaşırdı. Remix yaptı. Ama Revanş orada savaştaki en kritik hamleyi yaptı. Burada Revanş'ı gerçekten tebrik etmek lazım. Işınlan geldiğini gördüğü gibi kapı gibisini bekletti, evet. Ornn ultisine. Bir yandan Açu'nun da aslında kronometresi çok iyiydi. Yani evet, evet. Kendi üzerine Shen ultisi geldiği gibi kronometreyi kullandı. Durumda öyle olunca zaten Shen ultisini çok rahat bir şekilde tamamlayabildi. Ve gördüğümüz gibi ya Mojito 3 canlı falan kaçtı, evet, orada. Evet, gerçekten. HVA Gaming adına istenmeyen bir pozisyondu bu. Oradan en azından bir skor çıkarabilselerdi, hı hı, belki devamında bir şey getirebilirlerdi. Bu arada Mojito bir kere daha alt koridorda Revanş'ı yakaladı şimdi ama kendisi de yakalandı. Mojito'nun pasifi yok şu anda. Kronometre onu kurtarmaya yetecek gibi durmuyor pek. Mojito kendini öldürdü. Hem de Ninja'ya. Yani skoru verirsiniz ama Kasadin'e bu dakikalarda skor vermeyi hiç ama hiç istemezsiniz. Ninja da skoru almak için ışınlanla oraya geldi. Bir tane düz vuruş yaptı gitti. Takım arkadaşları da kırmadı onu. Bu arada Trix kombosunu kullandı. Revanş çok kötü yakalıyor şu anda. Revanş çok iyi bir sıçra. Madness'tan kronometre. Bir ışınlan daha. Bitmiyor mu bu ışınlanlar? Armut yetişebilecek mi oraya? Armut kule altına girdi. Şahane bir oyun Armut'tan. Muhteşem bir oyun. Skoru almayı başaran da Trix oldu. Armut tanklamaya devam ediyor. Bir vuruş daha tanklayacak. Zeus bir kronometre oyunda ondan geliyor. Aç orada skoru almak için kovalamaya devam ediyor. Alamayacaklar. Trix'in sıfır manası var. Ve evet, orada kuleyle yetinecekler mi acaba? Daha doğrusu kuleyi alabilecekler. 1 milyon dalgası daha geliyor arkadan ama. Zorlayacak mı HVA Gaming? Hayır. Çıkıyorlar. Şu ana kadar Youth Crew hamleleri yapmaya çalışan taraf ama cevabı veren taraf hep, yani cevabı daha iyi verebilen. Evet. Buna karşı çıkabilen taraf oldu HVA Gaming ve Youth Crew'un hamleleri her seferinde sonuçsuz kaldı. Sadece o en başta koridorda 2'ye 2 iken alınan skor var. Onun dışında çok da bir şey yok. Yani dediğimiz gibi bu yeni ürünlerle beraber oluşan meta her ne kadar daha çok skor almaya müsait olsa da maçlar ilginç bir şekilde daha skorsuz ilerliyor. Geçtiğimiz en azından mevsime, sezona kıyasla. Yani bu arada
skor almak için takımlar her şeyi yapıyor ama skor evet, çıkmıyor. Evet, o da var. O da var tabii ki bu maç özelinde. Yani az önce gördük orada Mojito'nun kaçışı olsun. Burada yine Madness'ın kaçışı olsun. Pardon, Zeus kaçtı değil mi? Hı hı. Doğru. Madness ölmüştü, Zeus kaçmıştı. İşte bu mevsimin çaylağı olmaya aday oyunculardan Armut'un da neden bu kadar övgüyle söz edildiğini gösteren evet, hareketler gördük ondan şu ana kadar. Ben böyle cehennem maskesini anlamadım Elvin'deki. Çünkü yani neyse şu anda alt evet, koridorda alt savaş koridorda, var. Ya alt koridor, bu arada anlatmaya devam et çünkü alt koridorda savaş olmayan bir an evet, görmedik daha. Evet. Mücadelede 14 dakika geri kaldı. Üst koridora atılan ilk baskın dışında bütün skorlar alt koridorda çıktı zaten. Yalnız Youth Crew'dan şimdi iyi bir hamle. İlk kule gelecek burada. Çok çok iyi bir hamle. İşte Elvin belki ilk kanı vermiş olabilir ama burada koridorda oluşturduğu baskıyla beraber bu kulenin alınması da çok önemli rol oynadı. Ya bakalım, cehennem maskesinden bahsediyorum aslında ama Varus'un da yüksek miktarda büyü hasar çıkarabildiği düşününce çok da fena bir tercih değil. Bu arada karşılık da geldi. Hı-hı. Alt koridor kulesini aldı Heyver Gaming ama hemen o arada alameti bitiren bir Youth Crew var. Orta koridorda Ninja şimdi üzerine gelen Shen ultisiyle içeri girmek istedi. Ama Madness kendi ultisiyle hı-hı, burada Ninja'yı kuleye doğru gönderince çok da fazla zorlayamadı Heyver Gaming. İyi bir deneme, karşında iyi bir cevap. Yani maçın gayet ortada gittiğini ama HVA Gaming'in biraz daha hesaplı oynadığını söyleyelim. Armut da şu anda yaklaşık 20 milyona yakın bir fark açmış durumda. Onun karşılığında Madness vermiş. Açığa karşı 20 milyonluk bir fark açarak. 20 milyona yakın diyelim. 14 milyon oradaki fark şu anda. Mojito'yu nasıl buldun bu maç? Daha doğrusu geçen seneye oranla nasıl buldun? Yani alt koridordaki ilk baskını iyiydi ama ikincisi öldüğü kule pozisyon yani. Girdiği, evet. Kule altına girdiği pozisyon klasik Mojito pozisyonuydu bence. Mojito'nun en büyük sıkıntılarından bir tanesi, yani ben bundan geçen sene de bahsediyordum aslında. Geçen mevsim de bahsediyordum. Sınırlarını her zaman çok iyi bilememesi. Yani iyi bir hamle yaptıktan sonra ya da takım öndeyken çok fazla zorladığını, karşı ormana girdiğini, yani gereksiz agresif bir hamle yaptığını görebiliyoruz bazı noktalarda. Yani daha kontrollü oynaması gerektiğini düşündüğüm oyuncular listesinde herhalde birinci sırada Mojito olur diyebilirim. Kesinlikle artı bir diyorum. Yani mesela hatırlarsın eskiden Rubelius için bunu çok söylüyorduk. Evet. Rubelius şu an belki de ligdeki en kontrollü oyuncular arasında ilk 5'te yer alabilir. Ama Mojito için aynısını söylemek pek mümkün değil. Trix'le Mojito ormanda karşı karşıya da geldiler. Mojito tabii hızlı biçimde çıkmayı başarıyor oradan. Şimdi tabii şu maçta şöyle bir durum da var. İlk ejder diğer maçların aksine bulut ejderi olduğu için ve Shyvana gibi hızlı ejder alan bir şampiyon da olmadığı için takımlar o göreve pek odaklanamıyor. Yalnız Trix çok zor duruma soktu kendini. Şu anda Coco da gelecek oraya. Zeus da geliyor hatta. Trix güzel sıçra çıkabilecek mi Trix'ten? Çok iyi oyun buradan çıkmayı yalnız başardı. Madness, Madness. Madness nereye atladı Madness? Sıçrası kullanmak zorunda kalıyor. Madness. Nick'in uygun hareketler. Evet. Çeşitli çılgınlıklar. İşte her zaman söylerim. Nick'inizin sizi yansıtması gerekir diye. Madness bunu yapabilen oyunculardan bir tanesi. Alamet açılıyor. Ve aslında bu kuleyi alıp... Bu arada o, çok zor durumda kaldı. Çok Coco, Coco buradan çıkabilecek mi? 3 yük, 4. yük gelmedi üzerine. Revanche! İyi bir deneme ama yeterli değil. Coco'nun sıçrası almayı başardı. Mojito şimdi çıkmaya çalışıyor oradan. HVA Gaming kuleyi verdi. Karşılığında bir şey alamadı. Youth Crew ama ya karşılığında bir şey alamadı derken skor alamadı ama buradan bakıyorum.
Coco'nun sıçrasını aldı. Hı-hı. Zeus'un sıçrasını aldı. Madison sıçrasını biraz önce almıştı. İlerleyen dakikalar HVA Gaming için bir şey kovalama fırsatı getirecek. Yani Kassadin sessiz sakin güçlenmeye devam ediyor çünkü. Bir yandan takımlarında Varus da var ve Varus Ornn, Zek gibi şampiyonlara karşı yani o tarz şampiyonları rahatlıkla eritebiliyor birkaç eşya yaptıktan sonra. Kule altında baskı kurmaya başladı EVA Gaming ama Revanche'in kapı gibi spitince tabi o baskıyı sürdürmek kolay değil. Moizon'un olduğu yer konusunda bilgi sahibi şu an EVA Gaming Ninja. Çok güzel durdurdu elastik sapanı. Tabi hemen hatırlatalım. Ninja'nın attığı o küre o sırada atılan yetenek atışlarını durdurabiliyor. Hı hı. O yüzden Mojito'nun elastik sapanı da iptal olup bekleme süresine girdi. Ninja 13. seviyede. Ve oyundaki en yüksek seviyeye sahip evet. oyuncu. Şimdi Ninja'nın üzerine doğru, daha doğrusu alt koridora doğru geliyorlar ve Ninja için burayı tutmak çok da kolay olmayacak. Yardıma ihtiyacı var derken Trix yaklaştı. Yani Ninja'nın gerçekten hani böyle adından dediğin gibi çok bahsetmediğimiz bir oyuncu olmasına rağmen net bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Hı hı. Dark Passage'da oynadığı o kısa dönemde de öyleydi. Şimdi HVA Gaming'de üzerine bir şeyler de katmış. Yani o çok eskiden iyi oynadığı performansta biraz daha dönme sinyalleri verdiğini düşünüyorum ben. Böyle ufak detaylar önemli çünkü şu kuleyi herhangi bir yetenek atışına tutulsa tutamaz, sıçra atar, kaçmak zorunda kalır. Yani bir şey olurdu ama o ufacık vücut hareketlerini bile çok iyi yaptı ve orada Youth Crew'u hiçbir şey harcamadan durdurmayı başardı. Aylık ittirmede de Armut iyiden iyiye üstünlüğünü artırıyor. Evet, Elvind ile Armut'un mücadelesi koridorda devam ediyor. Ve Youth Crew'un aslında kompozisyonunda Tristana ve Azir bulunduğu için şu an böyle hafif önde görünen HVA'nın pek bir şey yapması mümkün olmuyor. Yani onların bir hata kovalaması gerekiyor ve özellikle Azir'i düşürmeleri lazım ki bir kuşatma yapabilsinler, kule alabilsinler. Altın farkı sadece 1000 altın seviyesinde. Ama işin ilginç tarafı HVA Gaming. Bir kule geride olmasına rağmen altında önde olan taraf. Youth Crew'un bu dakikaya kadar kuleleri iyi koruduğunu ama açıkçası denediği savaşlarda da pek istediğini yapamadığını söylesek yeridir. Manus da ikinci eşyasını tamamlamış. Bombardıman topu bittiğinde çok daha büyük bir tehdit haline gelecek. Şu anda bile çok büyük bir tehdit. Şu anda bile bayağı bir kritik vurma şansı var. Ya Varus'tan çok büyük tehdit. En azından onu evet. söyleyebiliriz. Evet. Evet, iki takım da şu anda Baron etrafında görüş sağlamak istiyor. Tabii ki hala alınmayan bir ejder olduğu için, oraya odaklanılmadığı için haritadaki görev sayısı yani takımların en azından üzerine oynamak istediği görev sayısı bayağı az durumda. Evet. Ama yani şu anki duruma baktığım zaman iki takımın da çok böyle barona girmeye yelteneceğini çok sanmıyorum. Hı-hı. Böyle 2-3 skor birden çıkmadığı sürece. Yalnız Trix zor durumda kalabilir. Ben tam bunu dedim ve HVA Gaming'in ormancısı ölüyor değil mi? Evet. Çünkü yani öyle olmak zorunda. Trix bayağı zor durumda kalmıştı orada. Bu arada Madison'da Varus ultisi yediğini görüyoruz ama geri kaçmayı başarmış roket atlayışıyla. Evet, yani bu maçın kopması için iyi bir oyundan ziyade birinin hata yapması gerekecek. Armut alt koridorda Elvind'le mücadelesine devam ediyor. Bu iki oyuncudan da
şu ana kadar birebir koridorda çok fazla bir şey görmedik. Hı hı. Ama savaşların odağındaydılar. Evet, Armut ittirdim ittireceğim kadar bir üste döneyim dedi mi? Hayır demedi. Biraz daha geride dönecek çünkü Ornn'u durdurabilir. Evet, Ornn da ikinci eşyasını tamamlamış. Donmuş yürekle birlikte. Yani şu anda Shen'den çok daha büyük bir tank durumunda. Tabi bunda Shen'in Haşmet lideri almasının evet. da biraz etkisi var. Ve sonunda Bulut Ejderine mi yönelecek acaba Youth Group? Evet. Gerçekten de başlıyorlar Bulut Ejderine. İkincisi ne çıkacak sence? Bu gidişatla ikinci bulut çıkacak gibi Dağ geliyor. Diyorum ben. Dağ diyorsun. Sen bulut mu diyorsun? Bulut diyorum. Evet, Scarlet'le büyük savaşımız. Alev. Evet, ikimiz de bilemedik. Tamam, en azından yani üzerine biraz şey daha... çıktı. Evet evet, üzerine biraz daha oynanacak Mejder. Evet, maça heyecan getirecek bir şeyler geliyor sonunda. Bu arada Trix'i... Oo! Çok agresif bir oyun Moito'dan. Öteki taraftan bir de ulti geldi Koko'dan. Trix! Güzel bir kronometre ama yeterli olacak bir rövanş. Orada tribünde oturdu ve izleyici Ormancı kaldı. Öldü. Evet, ve Ormancı öldü. Hemen baron yapabilirler. Ama bakıyorum şu anda buraya oldukça yakın Evel Gaming oyuncuları. Baron'a başlayacak mı acaba Youth Crew? Yani Leandris'i var mesela Koko'nun. Oldukça fazla hasar verir o Baron'a. Madness'ın eşyaları oturmuş durumda. Burada savaş arayacaklar mı? Ninja buraya yaklaştı. Üzerine Shen ultisi geliyor. Giriyorlar içeri ama Zustan da ulti geldi. Zus'un ultisini görünce geri çekilmeye karar verdi şu anda. Baron bitmek üzere. Güzel bir oyun. Arka tarafta şimdi Armut onları kovalamaya çalışıyor. 600 can. Baron'u almayı başardı Moito. Öteki tarafta Ninja ama Koko'dan çok güzel bir Zonya. Daha doğrusu kronometre geldi. Arada yakalanan Armut'u katlettiler. Açu orada bedavadan hasar vuruyor ama ne hasarı vuruyor? Hiçbir şey vurmuyor. Revanş çok zor durumda. Revanş'ı da almayı başardılar. Madness durmaya devam ediyor diyecektim az kalsın. Durmak bilmiyor orada ama Açu yürüyerek geri çıktı ve HVA Gaming Trix'in ölmesiyle beraber bir anda çok büyük bir avantaj kaybetti. Yani Trix aynı hatayı ikinci defa yaptı. Az önce yani yaklaşık bir 4-5 dakika önce aynı pozisyonda tam sen ondan evet, bahsederken evet, yakalanmıştı. Aynı yerde bir daha yakalandı. Bu sefer onu öldüren Youth Crew çok hızlı bir şekilde Baron'u aldı. Ve geçen sefer yakalandığında Moito agresif oynamamıştı. Bu sefer Moito evet. Moito'luk yaptı. Üzerine sıçra ulti ne varsa attı ve bir anda Baron'u getirdi takımına. Biliyordu çünkü rakip ormancının sıçrası olmadığını ve burada da çok rahat bir şekilde çarpı kullandığını görüyoruz. Ve buradaki en büyük eksikliklerden bir tanesi de Ashe'nin bu savaşa çok geç gelmiş olması. Evet. Yani geldi gelmesine vurduğu hedef, vurabileceği tek hedef daha doğrusu Elvin. Elvin'de de vursanız ne olur, vurmasanız evet. ne olur yani. Bu arada alt koridorun ilk kulesi gitti. Şimdi ikinci kule içinde atak yapıyor Crew. Youth Crew. Daha doğrusu Ninja. Elvin de orada Ninja'dan skoru almaya çalışıyor. Ultisini kullandı. İyi bir ulti. Ninja çıkabilecek mi? Hayır Elvin. İşte bildiğimiz Elvin. Tanıdığımız Elvin. Bunları yapan Elvin. Ninja'dan da çok büyük hata. Özellikle rakip takım böylesine bir ivmeye sahipken. Yani defansif bir pozisyonda durmaları gerekirken verilen skor büyük bir dezavantaj. Evet. Zustan bir deneme geldi orada. Ama yetmedi ve inhibitörü almayı başarıyor Youth Crew. Rahat bir inhibitör oldu. Baron'u iyi değerlendirdiler şu ana kadar. Birazdan da Ali Vejder'i çıkacak. Yaklaşık 2,5 dakika gibi bir süresi olması lazım. Baron bittikten sonra gelen Alev Ejderi ile beraber işler bayağı bir kızışacak. Ve şu anda üzerindeki iki eşyayla Açu Tristana'ya karşı hiç iyi bir durumda değil. Tristana'ya baktığımızda ebedi bitmiş. İki tane coşku eşyası tamamlanmış. Koko da Armut'u kovalamaya devam ediyor. Ve alt koridor inhibitörünü alan Youth Crew
artık hedefine dikkatini üst koridora çevirdi. Bakalım çalıda bir tuzak denemesi var ama başarılı olmayacak. Evet, işe yaramadı o tuzak denemesi. Üst koridor kulesini de alacaklar şimdi. 7. kulesi oldu bu Youth Crew'un. Ve çok yani, rahatlar. Heyvan'ın kompozisyonunun bir büyük eksikliği de koridor temizleme namına hiçbir şey olmaması. Evet. Oo, açıyor arka tarafta eridi resmen işte Magnus'un bombardıman topunu da bitirmesiyle beraber açıyor bir vurması yetti orada. Heyvan Gaming nasıl bir savaş çıkaracak? Ya bu maskeye devam edebilir Youth Crew minyonları evet. bekleyip. Ama Heyvan Gaming'in artık bir şeylerin yani bir şeyi durdurması gerektiğinin farkında olduğunu evet. düşünüyorum. Bir savaş çıkarıp şanslarını denemek zorundalar ve o savaş çıkıyor mu? Ulti geldi arka taraftan. Şimdi Trix arkaya girdi ama çok korktu. Çok iyi hazır ultisi, çok iyi hazır ultisi. Muhteşem bir hazır ultisi geliyor orada. Ninja arada yakalanmış durumda. Ve arkadan Ornn ultisi de geldi. Armut önde yakalanmıştı. Skor geliyor. Elvis'ten güzel bir kronometre. Ninja oradan çıkmaya çalışıyor. Madness inanılmaz bir hasar. Moit araya girdi şimdi. Moit'un üzerinde yükler birikiyor ama Moit oradan çıkabilecek mi? Moit o biraz önde kaldı. Skor da takımına getirdi. Madness kovalamaya devam ediyor. Arka arkaya skorlar geliyor burada Youth Crew'dan. Youth Crew 30. dakikada bu mücadeleyi bitirmeyi başarıyor. Artık HVR Gaming'in bunu durdurmak için yapabileceği hiçbir şey yok. Trix'ten de ufak bir Jarvan kombosu gördük. Bu kombo 2011 yılında keşfedildi Jarvan tarafından. Ve oyun bitişlerinde yapılmak üzere tasarlandı. Youth Crew'u tebrik ediyoruz. Gerçekten de hani zaten önde bir üstün bir kompozisyon kurduğunu düşündüğünü söylemiştin. Hı hı. Ve bunu da çalıştırmayı başardılar. HVA Gaming maça iyi başlamasına rağmen çalıştırmayı başardılar. Bir yandan da tabii ki kurdukları kompozisyon hem kuşatma hem defansta çok iyi olduğu için HVA öne geçince yani rakipleri öne